Ay. Ay. Ay baba, benim yolda midem feci bulandı. Başım da ağrıyor. E bulanır tabii. Okul servisi gibi servis yaptım. Hani Cem'i bıraktım. Sonra onun Tuğçe'sini bıraktım. Sonra Barış Efendi'yi bıraktık. Normaldir yani. Sınıf arkadaşlarınızı lütfen. E tabii sınıf arkadaşlarınızı, öyle diyeceğim yani. Laf mı? Ya bizim çocuklarımızın erkek kız arkadaşları diyecek halim yok. Yavrum bak, o yaşta yani 90 yaşına gelmiş bir insana böyle şeyler söylenmez. O kuşak böyle şeyleri kabul etmez. Ayıptır. Ayıp. Ama açıklama gereği duyar gibi öyle zorla konuştun ki baba. Yani hiç açıklama yapmasan daha iyiydi bence. Ne? Gerçekten öyle miydim ya? E biraz öyle oldu. Ama ne yapayım? Ya yalan söyleyemiyorum. Kıvıramıyorum işte ya. Üş. Ama ya nine de hakikaten pamuk nine ya. Çok sevdim. Çok tatlı, çok sevimli ya. Ne olur söyle, bizde de kalsın. Ay evet anne, çok tatlıymış. Olur olur, söylerim. Müsait olunca gelir kalır bakalım bir gün. Evet. Hatta bana o baksın. Okula gidene kadar da beni o karşılasın. Ay, şişt, anneannen duymasın. Çok ayıp. O da gelsin. O da gelsin. Ya bunlar ne güzel hediyeler böyle ha. Hay, dilek mumu, annesinin aldığı ciciler. Sonra babasının açtığı eğitim hesabı. Kardeşlerinin o hesaba yatırdığı paralar. Vallahi çok şanslı kızsın maşallah. Evet galiba öyleyim. Çok sevdiğim bir ailem var. Ya Eda, şu pakette ne var? Aa, bir dakika bir dakika. Onu Eda yalnız açacak değil mi? Öyle söz verdik. Şimdi değil. Yapmayın Allah aşkına ya. Ne olur açsak. Nedir bu gizli gizli saklıyorsunuz? Ne var ki bunda? Ama söz verdik. Sözünü tutsun. Eda yalnız başına açsın onu değil mi canım? Hayır Sadıkçığım, şimdi bak onu Eda yalnız açar. Sonra çok merak ediyorsan söyler içinde ne olup olmadığını. Ama en güzel hediye anneanneminki. Baksana ben bayıldım bu kolyeye. Çok değişik. Ben de bunu çok sevdim. Sana da verirdim ama sen yay burcu değilsin, takamazsın. Annem ne demişti, bu neyin sembolüymüş? Aa canım, Jüpiter'in sembolü. Şimdi Eda yay burcu ya, yay burcunun da astrolojideki yöneticisi Jüpiter'dir. Ha, vallahi ben benim burcumun yöneticisini de bilmiyorum. Burcum ne hiç, onu bilmiyorum. Ne zaman doğmuşum yani. Ne işe yarıyormuş bunu? Şans getirdiğine inanılır. Ya bazılarına göre de takdiri ilahidir. Evet yani Eda gibi bir kızımız olduğu için annem de öyle düşünmüş bizim için işte. Yani takdiri ilahi, onun kadar güzel, zeki, akıllı bir kızımız var diye. Ah canım annem ya, vallahi ya böyle değişik sürprizler yapıyor. Kızım sakın onu çıkartma, tamam mı? Uğur getiriyormuş, bak takdiri ilahiymiş. Sakın boynundan çıkartma. Ya annem öyledir öyle. Bazen değişik sürprizler yapar. Bu arada bu süpürge de bayağı manidar değil mi? Çok güzel. İki tane cadımız var ya. Acaba bilsem uçar mıyım? Şöyle bir atayım. Aa, süpürgemi verir misin? Niye ki? Kırılır çocuğun küçücük süpürgesi. Aşk olsun. Hayret bir şey yani. İsteyince kıymetlendi. Ya ben çok yorgunum ya, yatayım diyorum artık ha. Ay ben de yatıyorum anne. Tamam siz yatın, ben de Eda'nın hediyelerini toplayayım, odasına götüreyim, kızımı yatırayım geleyim ha. Aa yatmadan tekrar doğum günün kutlu olsun. Bir tane kızım benim. Aman da büyümüş bir de kocaman kız mı olmuş? Gel seni de öpeyim kızım. Aa karımı öpmeden ya, olmaz. İyi geceler hayatım. Sonra işlerim rast gitmez değil mi? İyi geceler hadi, anne. İyi geceler. Canım güzel kızım, iyi geceler. Hadi bakalım. Hadi geç kızım. Ya şu süpürgeye bir kere binebilirim. Hadi ne olur. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi. Canım hadi gel, bize paketlerini toplayalım. Odamıza gidelim. Evet. Bu hediyeleri de buraya koyalım. Anne bunu niye açmıyoruz? Hayır hayatım. Pelin de ne söyledi hatırlıyorsun değil mi? Pakize Alan'ın hediyesini ben olmadan sakın açmayacaksınız dedi. Çağırayım mı? Çağır bakalım, müsait mi? Pelin'e. Pelin'e.
Efendim Eda'cığım. Perinle'cim, Eda Pakize halanın getirdiği hediyeyi açmak istiyor. Yalnız mısınız? Babamla ablam uyumaya gitti. O zaman rica edeyim siz benim yanıma gelin. Bu Pakize'yi yalnız bırak ama hır çıkartır. Tamam mı? Peki Periliçe nerede? Periliçe şatosunda. Bir zaman için Pakize'nin şatosunu yaptık. Orada oturuyoruz ikimiz. Ama benimle kalmak istemiyor ki. Ortalığı gör, yırttı geçirdi. Talan etti her tarafa. Tamam Perinli, biz evdekileri derin uykuya alıp hemen yanınıza geliyoruz. Bekliyorum. Hadi al bakalım hediyeni. Ortalığı topluyorum. Hiçbir şey ellemeyeceksin, kırıp dökmeyeceksin. Misafir gelecek. Otur oturduğun yerde. Tamam neyeciğim. Bak ben çok uslu bir çocuğum. Çatlak sen de. Geçin şöyle. Sen de geç. Şimdi geldik esas işimize. Eda güzelim, kutuyu ortaya koy. Pakize, aç kutuyu. O Eda'nın. Açılmaz. Eda açacak. Eda açmazsa annesi açabilir mi? Nene, o mühürlü. Ne demek nene, o mühürlü? Çünkü o Eda'ya alındı, onu Eda açacak demek. Bunun altında pis kokular var. Madem öyle, bu kutu açılmayacak, doğru denize asılacak. Eda'cığım, çok üzülürüm, çok darılırım. Onu ben sana aldım. Bak, inan bana, kalbim pır 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 atıyor. Yazık değil mi? O senin hediyen. Nene, hiç ben küçücük bir çocuğa kötülük yapar mıyım? İnanın korkulacak hiçbir şey yok. İçinde çok güzel bir şey var. Hem o kutuyu denize atıp içinde ne olduğunu öğrenmemek istiyorum. Hem de içinde ne olduğunu çok merak ediyorum nene. O zaman kendini korumaya al, öyle aç bakayım. Hatta hepimiz alalım. Haklısın Betüş'üm. Hepimiz alalım. Ay, ay, ay. Korundunuz mu? Ha, kendini korumaya aldı mı herkes? Ay sevsinler. Hadi bebeğim aç. Thank you.
O hediye bu muydu? Kol saati. Daha saatleri bilmeyen çocuğa. Koluna bir taksın. Bakalım sadece saat mi? Takma. Kurbalıyız. Taksın, korkma. Ben sana yardım edeyim. Bak. Şimdi bu... Görüyor musun? Şimdi bu bir saat ama... Geçmişe ve geleceğe giden bir saat. Yani zamanda yolculuk. Bak. Göreceksin şimdi. Düşünsene Eda. O tarihe ve o ana gidiyorsun. Nasıl? Ciddi mi? Çok güzelmiş. İyi düşün. Sakın. Olanlar için çok üzgünüm anne. Böyle olmasını hiç istemezdim. Canım benim. Zaten böyle olacağını sen de bilemezdin ki. Neyse ki hiç kimsenin başına kötü bir şey gelmedi. Anneannenin şatosu soyuldu ama çok şanslıyız. O bir peri. Bütün çalınan eşyalarını geri alabilir. Ayrıca bugün de herkesin başına bu geliyor. Yani birilerinin evini soyuyor şimdi de. Çok kötü bir şey ama ne yazık ki oluyor. Neyse ki ailemizden hiçbir faninin başına da kötü bir şey gelmedi. Ya da biz başına bir şey gelecek kadar uzun kalmadık. Ayrıca da insanlar gördüğünüz kadarıyla çok fazla değişmemiş. Evet, kötüler hala kötü. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Bu saati takmak istiyor musun? Saat olarak güzel ama sürekli takmak tehlikeli olabilir. Mesela şu zamana giderim mi desem bizi götürür. Evet canım, bu öyle sıradan bir oyuncak değil, değil mi? Dikkatli olun takarken. Ya nasıl olsa biz peri değil miyiz? Zamanı ileriye geriye alabiliyoruz. İstediğimiz zamana gidebiliyoruz. Evet ama bu kolunda oldukça sana ne işe yaradığını hatırlatacak. Ayrıca sen de olanları hatırlayacaksın. Ve küçük şeker bir kız olduğun için onunla oynamak isteyebilirsin. Evet. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Söz. Peri sözü mü? Peri sözü. Bak. Bir daha herhangi bir zamana gitmek istersen önce onun hangi zaman olduğunu bana söyleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Çünkü o zaman en azından gideceğimiz zamana göre hazırlık yapabiliriz. Ve insanları anlarız. Çünkü bu sefer çok hazırlıksızlık ve etrafımızda olup biteni bir türlü anlayamadık. Evet, senin arabadaki halin çok komikti. Babanın yanına gidiyorum. Sen de güzelce gir bakalım yatağın içine. Evet güzel kızım benim. Gel bakalım. Sihirli geceler, sihirli rüyalar. Yat bakalım, yat bakalım. Hadi bakalım. Sihirli geceler. Sana da canım kızım. Thank you.
Eda. Anne, rüyamda mısın, gerçek misin? Gerçeğim bir tanem. Çok affedersin, seni uyandırmak zorunda kaldım. Ne oldu? Gelecekte olacak bir felaket gördüm. Hemen gidip Perliçe ile konuşmam lazım. Ne gördün? Canım, şimdi bunu sana anlatarak kaybedecek vaktim yok. Bak dinle. Bunu nasıl yapar? Pakize hala bu. Her şeyi yapabilir. Yapacaktır da. Eda, babanla ablanı dondurdum. Ben dönene kadar sen burada kal, tamam mı canım? Tamam. Bir de şey, saatini ödünç alabilir miyim? Belki ihtiyacım olur. Tamam anneciğim, al. Al da. Bunu kullanma gücünü de sana vermem lazım. Bunu kullanma gücü anneme geçsin. Teşekkür ederim güzel kızım benim. Görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal. İyi şanslar. Sağ ol, buna ihtiyacım olacak Eda. Merhaba Eda'cığım. Merhaba. Tılsımlı kolyene baktığına göre olup biten her şeyi biliyorsun demektir. Evet, görüyorum. Sen annemin kopyasısın. Evet canım, kopyasıyım. Şimdi evdeki her şeyi yoluna sokmak zorundayız. Ve sonra da annenden iyi haberler bekleyeceğiz, tamam mı? Evet, keşke o saati anneme vermeseydim. Canım benim, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir sebebi vardır. Demek ki annenin gitmesi gerekiyordu ve gitti. Şimdi babanla Ceren'i çözelim bir an önce, olur mu? Ceren okula geç kalmasın. Hı hı. Eda'cığım, kolyende oynamayı bırak istersen. Babamın dikkatini çekiyor. Hadi canım, yemeğini ye. Yavrum, sen o kolyeyi çok mu seviyorsun? Evet. Nesini seviyorsun Eda'cığım? Anneannem aldı ya, o yüzden seviyorum. Anneannem zaten anneme dağılmış, Eda'yı dağılmış ama bana almamış yani. Sen de mi istiyorsun? Ya istemek değil de hani bana niye almadı diye aklıma takıldı tabii. Şeyden almadı hayatım. Yani sen artık genç kız oldun Ceren'cim, zevklerin değişti. Yani bizim giydiğimiz, bizim taktığımız şeyleri pek beğenmiyorsun. Onun için cesaret edememiştir kadıncağız ya. Yani yoksa alırdı kızım yani, değil mi? Yani anneanneniz hiçbirinizi birinizden ayırt etmez yani. Bunu biliyorsun. Neyse, çok önemli değil. Unuttum zaten ben. Pek unutmuşa benzemiyorsun çünkü devamlı sisteme diyorsun bu konuda. Neyse yavrucuğum, bak sen bana istediğin kolyeyi söyle, ben sana alayım ha. Ay rica ediyorum, sen alma baba. Çünkü senin bana aldığın şeylerde zevkin korkunç. Anne nasıl yani? Nasıl yani korkunç? Anlayamadım. Yani mesela bana Eda'nın giyebileceği elbiselerden alıyorsun. Betüş, ben öyle mi yapıyorum? Ben yorum yapmayayım isterseniz. Bence de.
Haklı olabilirsin aslında. Ama ne yapayım kızım, yani ben seni hala minicik kızım gibi görüyorum. Ben bazen onun için böyle yanlışlıklar yapıyorum. Özür dilerim. Ay, işte beni anladığın zaman seni çok seviyorum. O benim güzel kızım, ben de seni çok seviyorum. Bir tanemdir bu. O zaman bu güzel kahvaltının ardından ben çıkayım. Çünkü okula geç kalmak üzereyim. Anne, dur beraber çıkalım. Seni bırakayım, tamam mı? Baba, köşede Barış da bekliyor da beni. Allah Allah, yazık çocuk, beklemesin. Onu da alırız birlikte, ha? Görüşürüz sevgili. Hadi hoşça kalın. Hadi sütünü iç bakalım. Aferin benim kızıma. Biraz da peynir. Evet. Anne, o yumurtayı yiyeceğim mi? Hayır canım, o ablanın yumurtasıydı, yemeyeceğim. Ziyan olmasın diye ben yiyebilir miyim? Tabii bir tanem, ye. Hadi bakalım, yumurtanın fazlası olmaz. Çok faydalıdır.